Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda Bu sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Alana devam ediyoruz. Geliştirici testimizi çözeceğiz. Birin soru gelsin. DE uzunluğu 4 cm, AD uzunluğu 6 cm, AB uzunluğu 12 BC uzunluğu 8 cm olmak üzere AEC üçgensel bölgesinin alanı ne kadardır? Şimdi tüm alandan istenmeyen alanları çıkartırsak bu tırılı bölgenin alanını bulabiliriz. O yüzden ben şu AB uzunluğuna paralel olacak şekilde şu şeklimi dikdörtgene tamamlarsam burası da 90 olacak. Bu uzunluk 12 cm olsun. Şimdi normalde dikdörtgen alanı kısa kenarlı uzun kenarın çarpımından 12 çarpı 8 96 santimetre kare olarak bulunur. Şimdi istenmeyen alan yani şuradaki e, parçanın alanı bulacağız. Burası da 12 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştirirsek 48 santimetre kare alanı çıkartacağız. Şimdi bir de şuradaki dik üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2. Yani 12 santimetre karelik alan çıkacak. Bir de şuradaki şeklimiz yamuk. Yamuğun alanı da alt tabanla üst tabanın toplamı 12 artı 4 çarpı yükseklik dediğimiz. Burası 8 ise şuraya 2 santim kalacaktır. 6 santim AD uzunluğu. Yükseklik ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Bu ikiler sadeleşir. Buranın alanı da 16 olarak bulunur. O zaman biz tüm alandan 96 eksi 48 artı 12 artı 16 santimetre kredik alanı çıkartırsak 96 eksi burası da 76 olacaktır. Geriye 20 santimetre kredik bir alan kalır. Doğru yanıtımız bursudur. İkinci sorumuz şu şekilde. ABC üçgeninde AD uzunluğu DB uzunluğuna, AT uzunluğu TK ve KC uzunluğuna eşit. Aynı zamanda FC uzunluğu EF uzunluğunun ve BE uzunluğunun iki katı. Boyalı bölgenin alanı 26 cm kare ise ABC üçgensel bölgesinin alanı ne kadardır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu sondan başlayalım. Şu BE uzunluğuna e Y dersek arkadaşlar, EF uzunluğu da y eşit olacak. FC uzunluğu 2y. Aynı zamanda şu uzunluklarda birbirine eşit, şu uzunlukları da x, x dersek. Bir de şunu yapalım. Şimdi D noktası AB'nin orta noktası, aynı zamanda F noktası da aslında AB'nin orta, BC'nin orta noktası. Bu orta noktaları ben birleştirirsem, aslında bununla bu birbirine paralel olacak. Aynı zamanda şöyle yapalım. Şu uzunlukların her biri birbirine eşit. Biz bu uzunlukları da 2 M dersek şu uzunluklar 2'şer M olsun. O zaman paralellikten dolayı orta noktaların birleşmesinden dolayı arkadaşlar AC uzunun yarısı DF uzunluğuna eşit olacaktır. Yani şurası da 3 M'ye eşit. Şimdi biz şu T noktasını F noktasını birleştirirsek Bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı yükseklikleri eşittir. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alanlar kenar uzunlukları ile doğru orantılı olacak. Şimdi şu 2M olan e, üçgenlerin taban uzunluklarına mesela şu üçgene 4S'lik alan dersek bu üçgende 4S olacak. Aynı zamanda şu AT uzunluğu da 2M olduğundan dolayı bunun da alanı 4S'ye eşit. Şimdi şu TF, DF uzunu 3M'lik bir uzunluğa sahip olduğundan bunun alanı ise 6S olacaktır. Çünkü 2M'ye 4S düşüyorsa 3M'ye 6S düşer. Çünkü bu üçgenlerin yükseklikleri ortak. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Şimdi şunlar orta nokta olsun. Şunlar orta nokta. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğundan dolayı alanları oranı 1 bölü 4 çıkacağından dolayı şu üçgenin alanı S olursa bu üçgenin alanı, şunun alanı 3S olur. Biz şimdi şunun alanını bulduk aslında. Buranın alanı top, toplamda 4, 6, 10, 14, 18'lik alan. O zaman 3'te 1'i şu B, D, F alanı olacak. O zaman 18S'yi biz 3'e böldüğümüz zaman toplam alan şuradaki 6S olacaktır. Bu da BE ile EF uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki alanlarda 3S, 3S olur. Şimdi burada taralı şeklin alanı yani toplamda 13S yapar. 13S'nin değeri 26 ise S buradan 2 çıkacaktır. Tüm alana gelirsek tüm alan arkadaşlar 18, 6 da buradan 24S'dir. 24S, S'yi 2 bulmuştuk. 2 ile genişletirsek sorunun doğru cevabı 48 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Adana'dır. ABC üçgeninde T noktası işte iç teğet çemberin merkezidir. AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 8, BC uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? İşte i̇ç çemberin merkezi açıortayların kesim noktası. Yani şunların her biri açıortay. Ve aynı zamanda alanlar e, şurasında T ile birleştirirsek kenar uzunluklarına göre bir paylaşım olacak. Yani ben buranın alanına 12S, buranın alanına 8S, buranın alanına 10S diyebilirim. Şimdi bunun alanını şuradan bulacağız. Üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgenin alanı kenar uzunluklarını toplayıp 2U'ya eşitleyeceğiz. 10 artı 8 artı 12. 2 tane U eşittir 30. U da buradan 15 olarak bulunur. Sonra alanı şöyle bulacaktık. U ile tek tek kenar uzunluklarını çıkartıp çarpacağız. 15'ten 12'ye çıkarttık 3. 15'ten 10'u çıkarttık 5. 15'ten 8'i çıkarttık 7. Bunları da çarparsak arkadaşlar aslında şöyle yapalım. Şu x'in çarpımı 15 olur. 2 tane 15 varsa kökün içerisinde bu dışarıya 15 diye çıkacak. 15 kök 7 toplam alan. Bunu da biz toplam 30 sayıyı paylaştıracağız. Buradan 30'a böldüğümüz zaman kök 7 bölü 2 gelecektir. Bir tane s'nin değeri. Boyalı bölge 8 s olduğundan 8 çarpı kök 7 bölü 2 dersek Bunlar da sadeleşir. 4 kök 7 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. ABC üçgeninde 2 tane çortayımız var. AB 8, BC 6. Üçgenin alanı ne kadardır diye sorulmuş. Taralı alan. Yine açı kesim noktası işte çemberin merkezi olacaktır. Bu B noktasından I noktasına çizdiğimde aynı zamanda açı ortay. Şu alanlar 6s, 8s. Pisagor yaparsak burası da 10 çıkacaktı. Burası da 10 s'lik alan paylaşımı olacaktır. Aynı zamanda dik üçgenin alanını bulursak yani dik kenarların çarpımının yarısı buradan da tüm alan 24 çıkacaktır. Bunu biz toplam 18 24 s'yi eşitleyeceğiz. 24 s eşittir 24 ise s buradan 1 gelir. Bizim aradığımız alan 10S olduğundan dolayı 10 çarpı 1'den alanımız 10 santimetre karedir. Doğru yanıtımız Ceyhan. Evet arkadaşlar alan sorularını bitirdik bugün. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.